5. ders. Grafiklerin okunması. Bu dersimizde grafik üzerindeki şekillerin ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğreneceğiz. Çok sayıda pencereyle çalışacağımız dersi bitirdiğimize göre mevcut tüm pencereleri kapatalım ve yeni bir başlangıç yapalım. Fiyat grafiğine ilişkin pencere isimlerinin listelendiği bu alanda sağ tıklayın ve pencereler bölümünü seçin. Karşınıza açık olan pencerelerin listesi gelecektir. Buradan tüm pencereleri kapatın. Euro-Dolar paritemize ait yeni bir grafik açalım ve tam sayfa yapalım. Biraz büyütelim ve mum çubuğu görünüme döndürelim. Ekranda gördüğünüz grafik, Euro-Dolar paritesine ait 15 dakikalık bir grafiktir. Bunun anlamı şudur her bir mum çubuğunun genişliği 15 dakikalık zaman içerisindeki değişimi göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, şu aralıktaki toplam 8 adet mum çubuğu toplamı, yatay düzlemde 2 saatlik bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Bu mum çubuğu ise, şu an aktif olan 15 dakikalık zaman dilimindeki değişimi göstermekle birlikte, henüz oluşumu tamamlanmamıştır. İçinde bulunduğumuz zaman periyodunda şekillenmeye devam etmektedir. Bu mum çubuğu ise, Önceki 15 dakikalık periyodu temsil eden, oluşumu tamamlanmış bir fiyat verisidir. Grafikteki bir mum çubuğu bize 5 farklı bilgiyi bir arada sunar. Periyodun açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek değeri, en düşük değeri ve fiyatın yönü. Yani düştüğü mü, yükseldiği mi? Dilerseniz bir mum çubuğunu ayrıntılı inceleyelim. Örneğimizdeki mum çubuğunun içi dolu. Bunun anlamı ilgili periyotta fiyatın açıldığından daha düşük bir fiyatta kapandığıdır. Bu şekilde gövde rengi bize fiyat yönü bilgisi verir. Birçok kaynakta mum çubuğu rengi olarak yükselen mavi, düşen kırmızı şeklinde yapılandırmada uygulanabilmektedir. Gövdenin üst sınırı açılış fiyatını, alt sınırı ise kapanış fiyatını temsil eder. Eğer yükselen bir mum çubuğu olsaydı, alt sınır açılış, üst sınır kapanış fiyatı olurdu. Bunun dışında fitil diye isimlendirilen gövde dışındaki fiyat hareketleri ise fiyatların ulaşabildiği sınırları gösterir. Üst fitil ucu, periyot içindeki en yüksek fiyatı, alt sınır ucu ise en düşük fiyatı gösterir. Toparlarsak bir mum çubuğu açılış, kapanış, en yüksek, en düşük ve fiyat yönü olmak üzere 5 temel bilgiyi tek başına sağlayabilir. Fiyat periyotlarının bir diğer gösterimi ise bar grafiğidir. Bar grafikleri mum çubuklarına benzer ancak gövde rengi yoktur. Barın solunda bulunan çizgi açılış fiyatını, sağında bulunan çizgi kapanış fiyatını temsil eder. Bu çizgilerin dışına taşan kısımlarsa en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini gösterir. Gövde üzerinde sol taraftaki fiyat giriş seviyesi, sağ taraftaki çıkış seviyesinden yüksekse, periyot içinde fiyatın düştüğü anlaşılır. Sağ taraf yüksekte ise elbette fiyatın yükseldiği ortaya çıkar. Çizgi gösterim şekli ise en basit şekillendirmedir. Sadece kapanış fiyatı üzerinden çizilir ve bunun dışında bir bilgiyi barındırmaz. Tüm periyotların kapanış fiyatlarının birleştirilmesiyle grafik şeklini alır. Çok fazla kullanım alanı bulunmasa da sadeleştirilmiş bakış açısı veya karşılaştırmalar için bazı durumlarda tercih edilebilir. Tüm gösterim şekillerinde yatay ve dikey düzlemler yeniden boyutlandırma için tutup sürüklenebilir. çalışma alanınız içinde aynı paritenin dilediğiniz zaman dilimini içeren grafiklerini yan yana açmanız da mümkün. Bakınız, 3 tane Euro Dolar paritesine ilişkin grafik açtık. Şimdi bunları dikey düzenleyelim. İlk grafiğimizi 15 dakika, ikincisini 1 saat, üçüncüsünü 4 saat olacak şekilde yapılandıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yatırım aracının kısa ve uzun vadedeki davranışlarını Aynı alan içinde değerlendirmeniz mümkün olabilir. Önceki derslerimizi pekiştirmemiz açısından mevcut grafiklerimize kendi tercihimiz olan şablonumuzu uygulayalım. Grafik üzerindeki sağ tuş menüsü bazı seçenekler sunar. İşlem menüsünden hemen uygulanacak veya bekleyen emir olarak kaydedilecek pozisyon emri verebilirsiniz. Uzman Danışman menüsü, otomatik alsat yapan sistemleriniz için yönetim bölümüdür. Zaman aralığı, artık bildiğiniz gibi, grafiğin zaman periyodunu değiştirmenizi sağlar. Şablon bölümünde mevcut yapılandırmayı şablon olarak kaydedebilir, şablon uygulayabilir veya kayıtlı şablonları silebilirsiniz. Yenile sekmesi, son fiyat bilgisini almak içindir. Fiyat bilgisi sürekli akış halinde olduğu için Grafiklerin yenilenme ihtiyacı pek hissedilmez. Izgara sekmesi ızgara görünümünü denetler. Hacimler sekmesi ise altta hacim gösterimini sağlar. Grafiği resim dosyası şeklinde kaydetmek istiyorsanız, resim olarak kaydet seçeneğini seçebilirsiniz. Baskı ön izleme seçeneği grafiğin yazdırma sonrası kağıt üzerinde nasıl görüneceğini anlamanızı sağlar. Yazdır komutuyla grafiği kağıda basmak için gerekli yazıcı ara birimi çıkar. Bu derste grafikleri oluşturan parçaları inceledik. Sonraki dersimizde buluşana dek hoşça kalın. GCM Forex'te şimdi siz de yatırıma başlayın. Kaliteyi ve farkı hissedin. GCMforex.com GCM Menkul Kıymetler AŞ, SPK tarafından denetlenen lisanslı bir kuruluştur.